heyecanlı bir gün çünkü Londra'ya uzanacağız ve genç sanatçılarımızdan ve çok yetenekli sanatçılarımızdan biri Cemal Aliyev'le konuşacağız. Çünkü kendisi Çev Sanat'ın desteklediği Cemal çok önemli bir listeye girdi. 30 genç isim arasında yer aldı ve yanımızda Çev Sanat'ın kurucu başkanı sevgili Berrin Yoleri var ve İngiltere'den de Londra'dan da okuduğu okuldan sevgili Cemal bizimle birlikte olacak. Öncelikle hoş geldiniz Berrin Hanım. Teşekkür ederim bizimle beraber olduğunuz için. Cemal sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Cemal'e bağlanacağız ama öncelikle Çev Sanat'ın çok büyük bir desteği var Cemal'e ve diğer sanatçılarımıza ve bu sayede Cemal de 30 yaş altı en önde gelen 30 müzisyeninden biri olarak seçildi. İngiltere merkezli Klasik FM tarafından bu önemli bir liste, dünyanın önemsediği bir liste. Cemal'in zaten yolu çok açıktı ve çok önemli projelere imza attığını biliyorum. Salgın nedeniyle henüz gerçekleşmemiş ve çok heyecan veren projeler bunlar. Sonrasında gerçekleşecek. Ötelendi biraz ve bu listeyle birlikte çok daha büyük bir güçle devam edeceğini düşünüyorum. O da çok heyecanlı eminim. Ama Çev Sanat'ın tüm bu projelerinin önemi çok büyük. Sadece Cemal değil, pek çok genç arkadaşımıza, çocuğumuza destek oluyorsunuz. Bu da sizi çok heyecanlandırdı değil mi? Evet, yaklaşık 11 yıl oldu. Amacımız Çev Sanat olarak ülkemizi dünyada kültür sanat alanında teslim eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin elinden tutmak ve onların dünya sanatçıları olarak hedefledikleri yolda yanlarında güç olabilmek. Yaklaşık 40 tane gencimiz var. Gerçekten bu ülkenin tek taş pırlantaları diyebileceğim çok değerli gençler bunlar. Gerçekten çok başarılılar. Hepsi bu desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Cemal de onların arasından hakikaten büyük başarılara imza attı ve geride gelen genç müzisyen arkadaşlarına büyük bir örnek teşkil ediyor kendisi. Ben çok mutluyum onun bu başarısından dolayı. Onun yanı sıra 30 genç müzisyen dedik. Dünyanın en iyi yeni nesil genç müzisyenlerin arasından seçildi Cemal. Fakat bu 30 genç müzisyenler tüm enstrümanlar dalında oldu. Bildiğim kadarıyla sadece iki çellist var. Bu da demektir ki dünyadaki en iyi, yeni yetişen nesildeki en iyi iki çellisten biri Cemal Aliyev. Ve Fazıl Say gibi dünya sanatçısı olarak arkasından büyük başarılara imza atacağı için ben çok mutluyum. Cemal neler anlatacak bilmiyorum. Evet Cemal sen neler söyleyeceksin? Çok heyecanlanmışsındır eminim çünkü çok büyük bir gurur, Türk milletini de çok büyük bir mutluluk verdi doğrusu. Bu salgın döneminde bize de moral oldu. Evet, evet tabii ki de benim için çok gurur verici bir şey bir Türk müzisyen olarak o 30 kişinin arasına girmek. Ve dediğiniz gibi bu müzik hayatında durgun dönemlerinde çok güzel bir motivasyon oldum. Biz zaten Berin Hanım'la çok önemli projeler üzerinde çalışıyoruz şu anda. Yeni bir albüm kayıt üzerinde çalışıyoruz. Neredeyse bitti. Bilmiyorum böyle. Bir ay içinde o da çıkacak. Sonra bir sürü değişik Çev Sanat üzerinden de değişik projelerimiz olacak. Benim Fazıl Say'la bir albüm daha olacak. Beraber dinleye çıkacağız Amerika'da umuyorum. İşte bütün bunlar yavaş yavaş tekrar müzik hayatında olmaya başladı. Takvim dolmaya başladı kısacası ve ben çok mutluyum yani. Bu başlangıçta 30 kişinin arasında seçilmek bu güzel bir başlangıç oldu tekrar o hayata geri dönmek için. Evet, salgın dönemini nasıl atlattın? Evet, bahsettiğin gibi Fazıl Say'la birlikte de çok güzel bir turne programı vardı. O birazcık ötelenmiş. Ama boş evet, durmadın bu arada. Okuluna da devam ediyorsun Londra'da. Nasıl geçti evet, bu karantina günleri? Bu çok güzel. Yani aslında herkes için zor bir dönemdi ama benim için. Ben onu iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Dediğiniz gibi okullar devam etti. Hem Londra'da hem Almanya'da, Köln şehrinde okulum devam ediyor. Onun dışında işte kendimi iş olmadığı için, konserler olmadığı için ben çalıştım. Albüm üzerinde çalıştık ve çok çok verimli geçti benim için. Onun için ben yani o kadar da kötü bir dönem olmadı benim için kısacası.
Evet, sanatçıların evde olduğu ve üretime devam ettikleri bir dönem oldu. Evet, Evet. çok zorluk ve sıkıntı yaşayan müzisyenlerimiz ve sanatçılarımız var. Ama bir taraftan da evde oldukları için üretime de her ne kadar zor olsa da devam ediyorlar ki en yakın takipçileri de sizlersiniz. Evet, şimdi çocukların konservatuarları devam ediyor. Yani bütün okullar kapalı olsa da çocuklar, bu müzisyenler özellikle, el kaslarını sürekli çalıştırmak zorunda oldukları için birebir hocalarıyla okullarında dersleri devam ediyor. Cemal şu anda iki okulda okuyor. Londra'da Guildhall School'da artist diploma okuyor. Almanya'da Hochschule Köln'de de doktorasını yapıyor. İki okulda birden okuyor. Hem okullarını götürüyor hem de gerçekten yeni projeler için, albümü için çok güzel bir çalışma yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla, ben yakından takip ediyorum, Türk enstrümanlarını dünyaya tanıtmak için klasik müzik ve cello ile özel bir takım çalışmalar yapıyor. Bu küçük bir sır aslında ama sürpriz Evet. olacaktı. Ben açıklamış olayım. Onun için güzel bir albüm hazırlığının içinde, bir üretkenlik dönemiydi Cemal için. Onu hazırlıyor. Diğer taraftan kendi projeleri var. Fazla Say'la projeleri var. Kısacası Cemal için herhalde üretken bir dönem oldu bu pandemi süreci. Çalışmaya hep devam etti. Evet. Cemal, çellisin ve uzun yıllardır, küçük yaşlardan beri bu sanatı icra ediyorsun. Öğrenmeye bir taraftan devam ediyorsun ama çok da büyük sanatçılarla yan yana geliyorsun. Mesela Fazıl Say gibi ve dünyayı da dolaşacaksınız birlikte. En başta bu enstrümanı seçerken, mesela cellonun senin için yeri ve çok büyüktür eminim. Yani büyük bir aşkla çalıyorsun ama dezavantaj olacağını hiç düşündün mü? Yani enstrüman seçimi çok önemli çünkü. Bir taraftan da Berin Hanım'ın dediği gibi bu listede, yani bu en genç, en iyi 30 sanatçı listesinde iki cellisten birisi. Yani çok da yok aslında bu 30 kişinin içinde, 30 genç sanatçının içerisinde cellist. Aslında çok zor bir şeyi başarmış. Görünüyorsun. Ne dersin? Evet, aslında seçim yaparken ben sadece 5 yaşında olduğum için seçim bana ait değildi, aileme aitti. Ve bütün ailem müzisyen olduğu için ben zaten ilk çello hayatımda ilk 10 senemi dedem Karaaliyev'le okudum. Sonra babam kemancı, annem çelist. Hepsi sürekli bana yardım ettiler. Yani o seçimi onlar yaptılar. İlk yaptılar çünkü ben bütün enstrümanları tabii ki de çok seviyorum ama çellonun çok özel olduğunu düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi tabii ki de zorluklar da çekiyoruz. Örneğin uçaklarda her zaman yanımızda ekstra koltuk almam gerekiyor. Sonra her zaman security'den falan havalimanında geçerken de problem oluşturuyor. Onu taşımak da ayrıca zor. Evet. Ağır baya. Ama ben çok seviyorum. Yani bunun kesinlikle bana bir seçim verseler şimdi kemana dönmek ister miydim 5 yaşına dönüp? Hayır derdim Evet, yani. bu noktada size dönmek istiyorum Berin Hanım. Bu çocuklarla, bu genç yeteneklerle çok küçük yaştan beri ilgileniyorsunuz onlarla. Cemal de özellikle ilgilendiğiniz ve çok destek verdiğiniz sanatçılarımızdan bir tanesi. Sizin önerileriniz ne olur? 9 yaşlarından itibaren çocuklar bizimle beraber işbirliğine giriyor. Daha küçük yaşta olanlar da var. Hakikaten onlarla ailelerinden daha fazla ilgilendiğimi söyleyebilirim. Çünkü 7/24 telefonum açık. Dünyanın her yerinden aradıklarında hemen telefonlarında karşılarında Berin ablalarını aradığı zaman bulabiliyorlar. Hiçbir zaman kapalı olmaz ve her türlü, hani kişisel, özel, kariyer, eğitim anlamında ne sorarlarsa sorsunlar, her konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada ailelere tavsiyem, çocukların yeteneklerini küçük yaşta tekeşfetmeye çalışsınlar. Her şey akademik başarı değil hayatta. Önemli olan, çocuklar aslında küçükken sinyallerini veriyorlar. En çok neyi yapmaktan hoşlanıyorlar? En çok neye vakit harcamayı seviyorlarsa aslında yetenekleri olduğu konu o. Dolayısıyla aileler bu ipuçlarını yakalayarak çocuklarındaki yeteneği keşfedebilirler. Ve üzerlerine de tabii ki de sadece yetenekli olmak yetmiyor. Çok iyi bir eğitim almaları gerekiyor ve belli bir yaştan sonra yurt dışında bu eğitimlerinin devam etmesi lazım. İyi hocaların elinde gerçekten bu yeteneklerin geliştirilmesi lazım. Bu hocaları seçerken, okulları seçerken de ailelerin önemli, bu işte duayen kişilerden mentorluk anlamında destek almaları lazım. Çev Sanat aslında bir anlamda bu konuda onlara rehberlik ediyor. Değerli sanatçımız Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Mehmet Yasemin, Bülent Evcen'in önderliğinde biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Onların mentorluğu çok çok değerli. Onlarla birlikte olmak, sanat adına bir şeyler yapıyor olmak çok kıymetli. Ve müziğin birleştirici gücünü çok önemsiyoruz hepimiz. İnşallah ülke adına daha büyük sanatçılarımız çıkacak, dünyada ülkemizi temsil edecekler. Ve bu emekler karşılığını bu şekilde bulmuş olacak.
Tüm bu çalışmalar için gençlerimize, değerli gençlerimize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Bu sohbet için de ayrıca çok teşekkür ederim. Cemal, sana da çok teşekkürler. Londra'dan, okulundan vakit ayırıp bizimle sohbet ettin. Başarılarının da devamını diliyorum. Umarım çok daha fazla listelere girersin ve çok daha güzel sahnelerde, çok daha büyüklerindeki anlaşmaları da yapılmış, onları da biliyorum. Dinleriz seni, görürüz seni ve burada gurur duyarız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak, ne dinlesek, ne izlesek, ne takip etsek diyorsanız Çev Sanat'ı takip etmeye devam edin. Çünkü Cemal gibi pek çok genç yetenek onlarla birlikte. Bugün konumuz kısa film. 17. Akbank Kısa Film Festivali zamanı geldi ve benim yine çok değerli konuklarım var. Hem kısa filmleri konuşacağız hem de Akbank Kısa Film Festivali'nin içerisindeki yarışmadaki filmleri konuşacağız. Kimler var yanımda? Tabii her yıl olduğu gibi festivalin direktörü sevgili Selim Evci var ve oyuncu yönetmen Nilay Erdönmez ve yönetmen Erdem Tepegöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hoş bulduk. Kısa film zamanı yine birlikteyiz Selim. Ama önce ben konuklarımıza söz vermek istiyorum. Çünkü sen artık ev sahibi sayılırsın. burada. 17. Akbank Kısa Film Festivali 17 yıldır düzenleniyor olması hem ülkemiz için çok önemli hem de bu coğrafya için ve dünya için de çok önemli. Online olduğu için katılım ülke sayısı belki artıyor bu sırada. Herkesin ulaşabileceği bir festival oldu bir taraftan da. Önce Nilay, senden başlayalım. Senin için jürisindeydin çünkü ulusal yarışmanın jürisindeydin. Çok da güzel filmler izledin. Nasıl bir deneyimdi? Filmler nasıldı? Belki Selim'den önce, Verdem'den önce biraz spoiler da verebilirsin. Filmler bir kere çok güzel. Gerçekten ben zor bir görev aldığımı düşünüyorum. Çünkü içinden birkaç taneyi en iyisidir diye seçmeye çalışmak gerçekten apayrı dillerle, apayrı gözlerle anlatılmış hikayeler arasında bir ayrım yapmayı gerektiriyor. Bu aslında oyunun bir parçası. İşte o oyunu oynamak biraz zor oluyor yani, hani böyle bir görevlendirmeyle izlediğiniz zaman. Ama benim için en kıymetli deneyimi şuydu, bu izlediğim filmlerde birçoğunda kısa film çekmek amacıyla yola çıkılmış değil de o hikaye o dakikada anlatılabilirmiş ve bu yüzden de konsept bir kısa film olmaya gitmiş hissi veren çok değerli şeyler izledim. Yani o hikayeleri 3 değil de 23 dakikada ya da 23 değil de 95 dakikada anlatayım da bir uzun metraj olsun deseydi o hikayelerin sahipleri, bu kadar vurucu olmazdı diye düşündüm. Nilay'ın söylediğine göre filmler kısa ama etkileri uzun. Sen neler söyleyeceksin bu yılki filmlerle ilgili? Çünkü yine katılım aynı yoğunlukta devam ediyor, evet, pandemi olmasına rağmen. Evet. Ben bu sene daha az film gelir dedim ama yine çok fazla film geldi. Nilay'ın söylediği çok önemli bir şey var. Kısa filmlerin daha uzun değil, daha da kısa değil, tam da o sürede olması gerektiği gibi bulduğunu söyledi. Bence bu çok değerli. Kısa filmlerin kalitesi de biraz buradan geliyor. Bunun yanı sıra o özgürlük duygusu, konu çeşitliliği, aslında her sene benzer şeyler söylüyoruz ama uzunlarda bulamayacağımız kalitede işler. Ben de bu yılın filmlerinden çok memnunum açıkçası. Yani bu yılın hasadı iyi oldu diyoruz biz kendi aramızda. Fakat gerçekten sıyrılan bir film yok. Çok başa baş iyi filmler var. O yüzden jürinin işi hakikaten çok zor bu sene. Ama burada tabii algı salgın olduğu için sanki biraz düşer mi katılım açıkçası, sayısı ya da kalite düşer mi? Ben de biraz prodüksiyon ne zaman oldu sonra baktım ya, ne zaman çektiler bunları dedim. Hakikaten böyle ciddi prodüksiyonlar bir şekilde yapılmış. Yani o su yolunu buluyor. Onun önüne bir şey geçilmiyor. Hikayeler yine çekilmiş, anlatılmış bir şekilde. Onu da Erdem'e soralım aslında. Çünkü 3 film var. Festival kapsamında 3 filmin var. Kafes, Mutlu Son ve Değneksiz Sahne Işıkları. Senin daha önce bir... Zerre de var. Uzun mesajı var. Evet. Erdem'in kısadan uzuna. Aslında yani Akbank Kısa Film Festivali ilk yıllarından beri
O süreci birebir biliyorum. İlk yıllarında biz filmlerimize başvurmuştuk ve o zaman ben İzmir'de böyle bir atölyede, bir sinema atölyesinde film üretmeye çalışıyorduk. Ve filmi Akbank Kısa Film Festivali alınca yani bizim için muazzam bir heyecandı ve İstanbul'a yolculuk ettik. Ve bizim belki herkes İstanbul'a taşındı sonra, bizim buraya taşınmamız, iş yapmamız, o network'e girmemizin ilk basamağı Akbank oldu. O yüzden benim kişisel kariyerimde de çok önemli bir yolculuğu var. Daha sonra hem jüri olduğum işte kısa filmlerim gösterildi. Bu sene de hem 3 kısa filmim hem de ilk uzun metraj gösterilecek. Aslında o anlamda belki izleyiciler de o hani kısa film yolculuğu ve sonra uzunla devam etmesi güzel bir hiyerarşik süreç. Ben de heyecanlıyım açıkçası çünkü çok fazla beslendim hem filmlerden hem arka tarafından. Benim gibi kısa film yapıp sonra uzun metrajı hikaye anlatmak isteyenler için çok önemli bir yolculuk olduğunu düşünüyorum bu festivalin. Nilay, sen aynı zamanda tiyatrodasın, sinemadasın. Tiyatroda yönetmenlik tecrübelerin de var. Dolayısıyla buradan baktığında kısa filmin içinde yer almak ya da yönetmen olarak yer almak, tüm bunları değerlendirdiğinde sen kısa filmi nereye koyuyorsun? Bu seçkide çok sağlam uzun metraj filmleri olan insanlar da var, yönetmenler de var yani. Onların kısa filmleri de var. Ben dediğiniz gibi sinema, tiyatro, yani ben bu işi yaparken çok hikaye odaklı, çünkü yola çıkışım da hani böyle yönlenmiş bir insan olduğum için bakış açım hep bunun üzerinden ilerliyor. Ve az önce ifade ettiğim gibi yani yine izlediğim şeylerde de odağım hikaye olduğundan kendi işlerimde de, izlediğim şeylerde de hikayenin beni alıp nereden nereye götürdüğü, hatta bıraktığı yerde nereye bıraktığı. Çünkü 3 dakika bir şey izliyorum belki ya da 10 dakika bir şey izliyorum ama etkisi bende birkaç gün sürebiliyor. Bunu hemen benim hayatımda bir şey dönüştürdü gibi bir iddiayla söylemiyorum. Zaten hiç kimse de bir filmi ya da bir oyunu bu şekilde yapmıyordur ama bir 3 gün sonra bir yerde karşılaştığım bir şeyde bir bakışıma değdiğini hafızam hatırlıyor. Ve o zaman evet o hikaye anlatılmış oluyor. Yani belki ruha dokunan bir şey olması meselesi de var bunun içinde. Ben bütününü böyle görüyorum. Bu salgın süreci ve bizim karantinada olduğumuz bu süreç tüm sanat dünyasını çok olumsuz etkiledi. Sinemaları ve sinemacıları çok olumsuz etkiledi. Ama sanki içerik oluşturma ve evde olduğumuz bu dönemde üretim konusunda daha da büyük motivasyon mu verdi acaba diye düşünüyorum. Tabii kriz dönemleri üretenleri ve sanatla uğraşanları aslında daha da çok yoğunlaştırır. Çünkü kriz dönemleri farkındalığın daha arttığı dönemlerdir. Evet. Rahat insan bireyseldir ama sorun hisseden insan daha toplumsal oluyor. Ve sanatla uğraşan herkes toplumla ve psikolojiyle daha yakına ilişkili olduğu için aslında üretimin artması güzel bir şey. Çünkü daha fazla algılarımız açıldı. Neyin içindeyiz onu sorgulamaya başladık. Yani tüm dünya bir şekilde etkilendiği bir olayın yansımaları daha katlanıyor. Bu hikaye anlatıcıları için, oyuncular için, yönetmenler için çok maalesef ki çok değerli. Acı çekiyoruz ama bu acının bir şekilde bir tarihe aktarılması lazım. Sinema bunun için aslında en güçlü araç. Bir, hani nereye doğru gideceğiz bu salgın koşulları kapsamında? Çünkü geçen yıl salgının tam ortasında yakalandık. Hı hı. Daha sonra gerçekleşti, bölünerek gerçekleşti hı hı. Akbank Kısa Film Festivali. Bu nasıl bir deneyimdi? Online nasıl bir deneyimdi? Bir de bu yılki festivalde yeni neler var? Yarışmanın dışında da etkinlikler olacak bir taraftan. Şimdi, neler izleyeceğiz? Bu yılki festivali online olarak gerçekleştireceğiz. Tabii aslında fiziki koşulda festivali yapmak bizim istediğimiz bir şey ama malum şartlardan dolayı. Ama bunu da deneyimleyeceğiz. Online festivali nasıl olduğunu, nasıl bir etki getirdiğini. Yine yurt dışından çok değerli konuklar var. Jaco Van Dormael, Rock Bicek gibi çok değerli sinemacılar masterclass yapacaklar. Bazıları canlı, bazıları banttan yayınlanacak söyleşilerim. Artık festival severleri ekran başına bekliyoruz. Salonlara değil de ekran başına bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok keyifli bir festival olur ve hep birlikte seneye çok daha güzel yüz yüze yapacağımız festivallerle birlikte oluruz. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız 17. Akbank Kısa Film Festivali 22 Mart 1 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Yapmanız gereken biraz erken davranıp rezervasyon yaptırmak, kaçırmayın.
Funk Jazz Festivali'nin yıl boyu caz konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan Evin Caz Hali konserleri yeni programıyla devam ediyor. Çağla Karaali, Efe Artun Yüksel ve Oğulcan Akça'dan oluşan JAPA 18 Mart Perşembe saat 18'de Akbank Sanat YouTube kanalında yer alacak. Perafilm, Mart ayının ikinci programında Kristal Berraklığı sergisinden ilhamla hazırladığı seçkiyi sinema severlerle buluşturuyor. Pera Müzesi web sitesi üzerinden gösterime sunulan Kayıp Rüzgarlar adlı programda deneysel sinemanın önemli ismi Karen Klein'in filmleriyle ödüllü yönetmen Belma Baş'ın Zefir filmi yer alıyor. Arter'de K.P. Bremer ve Altan Gürman retrospektifi sergileri 27 Mart Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Arter'de yer alan sergiler pazartesi ve pazar günleri hariç 11-17 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Mabel Matiz'in yapımı devam eden 5. albümünden ilk tekli çalışması Kahrettim dinleyicisiyle buluştu. Yasemin Eren'in ikinci kitabı İntikam Mevsimi Nemesis kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Uğurcan Karagöl söz ve müziği kendisine ait Küçük Hanım isimli yeni teklisini Net Müzik etiketiyle YouTube'da yayınladı. Sen sevmek nedir bilirsin?